Güneydoğu TV ekranlarından mutlu akşamlar. Adana Z Spor ile karşınızdayız. Adana Z Spor bundan sonra her hafta pazartesi günleri 18 ve 19 saatleri arasında sizlerle birlikte olacak. Adana Z Spor Şanlıurfa'daki amatör branşların sesi olmak için burada Güneydoğu Televizyonu ekranlarında sizleriniz karşınızda olacak. Özellikle bize bu imkanı veren Güneydoğu Televizyonu Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve bu haftaki ilk konuklarımız Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Tekerlekli Sandalye'nin baş antrenörü Sayın Serdar Yıldırım ve takım kaptanları Mehmet Çetingöz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, sen de hoş geldin. Başkan, neler söyleyeceksiniz? İlk konuğumuzsunuz. Evet, evet, gerçekten aslında mutlu olduk. Çok mutlu olduk biz. Sezonun ilk programında bizleri misafir etmeniz bizleri sevindirdi. Bizler de inşallah diyoruz bizim bu programımız ileride çok başarılı sonuçlar elde edersiniz. Başarılı programlar düzenlersiniz. Ki bundan da hiç şüphemiz yok. Çünkü Şanlıurfa'nın amatör spor takımlarının, amatör sporun bu tür programlara ihtiyaçları var. Amatör sporunun sesi olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Burada siz de bahsettiniz. Özellikle de tabii Güneydoğu TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Bundan önceki örnek programlar vardı. Genelde amatöre yönelik programları vardı bu şekilde. Bunlar bizlerin amatör sporunun gelişimi konusunda çok büyük bir katkılar sunuyor. Ayrıca müsaadenizle bir şey daha ifade etmek istiyorum Bayram Hocam. Hafta içerisinde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün personeli, sevdiğimiz abimiz Ahmet Bağış'ı da kaybetmişti. Dolayısıyla bu programda kendisini anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Sevdiğimiz bir abimizdi. Biz de bu hafta içerisinde oynamış olduğumuz Beşiktaş müsabakasında da izinleri alarak Ahmet abi biz hem saygı duruşuna bulundu hem de burada da sevgimizi ifade etmek istiyoruz. Biz de buradan ailesine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Sayın Başkan, biz Güneydoğu Televizyonu olarak, yani Güneydoğu Televizyonu'nun farkı amatör branşların her zaman sesidir, her zaman destekçisidir. Başarılı olunca olmayınca her zaman arkanızdayız. Umarım siz de ligde ve kupalarda mücadele ettiğinizde başarılı bir şekilde Şanlıurfa'mızı temsil edersiniz. Tek gayemiz, düşüncemiz bu yönündedir. Mehmet, sen neler söyleyeceksin? Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Öncelikle Bayram abi, sizin aracınızla, Güneydoğu TV aracılığıyla Engelli Spor'un önem verdiğiniz için size teşekkür ederiz. Bizleri burada misafir ettiğiniz için, sporluğumuzun tanıtımı için bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ederiz. Yani başkanım da biraz önce dediği gibi hafta içerisinde değerli olan, bizim için çok değerli olan Ahmet abimizi kaybettik. Hafta içerisinde çok üzüldük. Antrenmanlara bile yani çıkarken çok üzüldük. Onu kaybetmek bizim için üzücü oldu. Ama o bizim için çok değerli bir insandı. Güzel insanlar demek ki böyle eserler bırakıyor. Ailesine ve Ahmet abimize sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Ne güzel. Ne güzel ki böyle güzel temennilerde bulunuyorsunuz. Biz de tekrardan teşekkür ediyoruz kendisine. Başkan, lig başladı. İkinci haftadayız artık. İlk iki haftamız bitti. Yani ilk iki haftalık süreci değerlendirirsek neler söyleyeceksiniz? Evet. Özellikle Süper Lig'desiniz. Doğru. Yani Şanlıurfa'nın Süper Lig'de bulunan iki takımdan birisiniz. Bir Ceylanpınar Belediyespor Kulübü var, bir de Büyükşehir Belediyespor Kulübü var. Neler söyleyeceksiniz iki hafta sürecinde? Evet, doğrudur. Çok zorlu bir lig. Evet. Aslında bu sadece Türkiye için zorlu olan bir lig değil. Yani dünyada, Avrupa'da çok saygın bir lige sahibiz. Evet. Türkiye ligleri, tekerlek sahneli basketbol ligleri. Burada da tabii en saygın liglerin içerisinde de en üst seviyede olan Süper Lig. Burada evet. Da Şanlıurfa olarak iki tane takımımızı Süper Lig'de temsil etmek çok büyük bir başarıdır. Ben burada Ceylanpınar takımını da çok başarılı biliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Evet. Şu anda çok güzel bir kadro da oluşturmuşlar. Eminim önümüzdeki müsabakalarda onlar da çok başarılı sonuçlar alacaklar. Biz de aslında sezona iyi başlamak istiyorduk. Fakat sezonun ilk maçı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne deplasmanda oynadık. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne deplasmanda oynamak her zaman zor olmuştur. Çünkü orada kendi saha ve taraftar desteğini oldukça yoğun alan bir takımımız. Kauçuk saha ayrıca. Dolayısıyla zorlanacağımızı biliyorduk. Fakat maçın genelinde başa baş giden bir müsabakanın son artık teknik ve taktik gollerden sonra
sayı bir 9-10 sayılara falan çıktı. Hı. Ama maçın genelinde iyi oynadığı bir maçtı. İkinci hafta kendi evimizde yine bir şanssızlıkla tam lige takım sporcular adapte olmadan ısınmamışken Türkiye'nin güzide bir takımı. Evet. Gerçekten Tekerlek Sandalye basketbolda yıllarını vermiş. Çok önemli bir takım. Evet. Güçlü bir rakip. Beşiktaş'la kendi evimizde oynadık. Kaptanımızın eski takımı. Evet, evet, kaptanımızın eski takımı. Evet. Orada da ilk yarıda güzel bir mücadele elde ettik. Evet. Yani güzel mücadele derken ilk yarı 9 sayı farkla kapandı. Ama zaman zaman farkı kapatıyorduk, zaman zaman açılıyordu. Fakat işte Beşiktaş'ın bench avantajı vardı. Evet. Oynayan 11 tane sporcu da gerçekten çok kaliteli sporculardan oluşan. Milli takımda hepsi yer alan sporculardan oluşan. Evet. Dolayısıyla biz de gücümüzün farkındaydık. Ama ikinci yarıda özellikle istediğimiz basketbolu oynayamadık. İstediğimiz oyunu gerçekleştiremeyince istemediğimiz bir sonuçla, farklı bir sonuçla ayrıldık. Evet. Tabii biz artık bunlar geride kalmış diye kabul ediyoruz. Artık önümüze bakıyoruz. Aynen. Sporun klişe bir sözü vardır. Önümüzdeki evet. maçlara bakacağız. Önemli olan o. Çünkü geçmiş için artık sadece ders çıkarmak kesinlikle gerekir. Hatalarımızdan ders çıkararak ilerisi için daha iyi sonuçlar nasıl elde edebiliriz anlamında. Bu anlamda şu anda çalışmalarımızı devam ediyoruz. Evet. Ben biraz sonra Mehmet'e de sözü vereceğim de. Yani evet. özellikle TSK Rehabilitasyon Merkezi'nin evet. deplasmanında karşılaştığımız zaman evet. oradaki maç ile Beşiktaş'taki maç arasındaki bir fark var mıydı? Oyun olarak da olabilir, tribün desteği olarak da olabilir. Yani sorularım arasında tribün desteği de var. Aynen. Özellikle aynen. ben oyun olarak sormak istiyorum. Daha sonra da tribünde bağlayacağım işte. Şimdi bu her iki takımda da, her iki maçta da evet. Maalesef tribün desteği dezavantajını yaşadı tabii. TSK kendi evinde oynadığı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nden önemli bir destek alıyor. Evet. Oradaki işte rehabilitasyon merkezinde çalışanları veya askerlerimiz sağ olsunlar takımlarına sahip çıkıyorlar. İyi destek veriyorlar. Beşiktaş maçında da tabii biz kendimiz şöyle düşünüyorduk. Evet, Beşiktaş taraftarı gelecek. Biz evet. sadece tribünlere bizim taraftar gelsin demiyoruz. Evet. Rakibin taraftarı geldiği zaman da kendi taraftarımız olarak görüyoruz. Motive oluyoruz. Motive oluyoruz. Fakat şurada işte bir üzüntü duyduğumuz bir nokta var. Bugün evet. Hem sosyal medyada da birçok arkadaş paylaştı. Bugün de çok denk geldim. Evet. Hocam sözünüzü kesin de. Çevre illerde Beşiktaşlı dostlarımız evet. var. Üniversitede okuyan öğrenci Geçim. Dostlarımız var. Gruplar var. Evet. Bunları hoş karşılıyoruz. Fakat Şanlıurfalı olarak gidip Beşiktaş tribününde kendi şehrinin, kendi ilini takımının aleyhine tezahürat yapmak bu biraz yakışıksız olduğunu düşünüyorum evet. burada. Çünkü orada gerçekten bizi üzen, meydana geldi. Üzen bir konuydu. Bildiğimiz, tanıdığımız insanlar evet. işte mahalle içerisinde, çarşı içerisinde sık sık görüşen insanlar o günü bizim yanımızda yer alması gerekirken maalesef Beşiktaş'ın yanında yer aldılar. Herkesin bir takımı var. Evet. Bayram Hoca. Yani herkesin bir üç büyüklerden bir taraftar sempatizanlığı vardır. Evet. Bizim de vardır muhakkak. Evet. Fakat konu Urfa olunca bence biz tabii üç takımı bir kenara bırakıp kendi Urfa'mızı her alanda sahiplenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Burada da işte pankartlar var. İşte şu şuranın bunu bir isim belirtmek istemiyorum. Fakat şu an Urfa'da faaliyette olan Beşiktaş'ın belli grupları orada Urfa ismini kullanarak tribünde Beşiktaş'ı desteklemeleri bizleri üzdü. Gönül isterdi ki onlar o günü kendi memleketine sahip çıkarak tabii bir sonraki zamanda her zaman Beşiktaş'a sahip çıkabilirler. Bizler evet. de zaman zaman oynuyoruz. Hatta benim takımım içerisinde birçok Beşiktaşlı olan sporcu vardı ama evet. o günü. Ama o günü Urfa'nın günüydü. Evet. Gönül isterdi ki bizim yanımızda olsun. Canlar sağ olsun inşallah bundan evet. sonraki sabah kadar. Yani şunu söylemek istiyorum yani bir kupa maçı olsa eyvallah diyelim evet. tek maçtır diyelim gitmiştir evet. diyelim ama aynı ligle mücadele ediyorsun. Evet. Aynı gruptasın. Evet. Ve deplasmana gelen bir takım. Evet. evet destek verebilirsin kendisine evet. ama kendi şehrin takımı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'nin evet. üstüne basa basa söylemek evet. istiyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'nin takımı sahaya çıkıyor parkede yani kazandığı zaman Şanlıurfa kazandı diyecekler. Muhakkak.
Muhakkak. Ama Beşiktaş'ı desteklemek biraz gerçekten ben de yani bizi üzdü. Tribünde, tribünde gerçekten hani biz tanıdığımız, bildiğimiz dostlarımızı veya işte o pankartları altında Urfa ile ilgili olan yerlerde, Urfa ile ilgili olan yeri pankartı orada gördüğümüz zaman bizler üzüldük. Biz yolumuza bakıyoruz. Bizim Urfa'ya sahip çıkan az da olsa dostlarımız vardı tribünde, evet, taraftarlarımız vardı. Çok sevindik. O günü belediye tüm ekibinle tribünde de yanımızdaydı. Selami Yıldız Bey'e burada sonsuz teşekkür ediyorum. Kendisiyle olan ilk maçımız göreve, yani yazın, evet, buna 2-3 ay önce göreve geldi. Evet. Ama ilk müsabakamızda tribünden yanımıza yer aldılar. Daire başkanları yanımıza yer aldılar. Dostlarımız, gerçek Urfalı dostlar, evet, hepsi oradalardı. Bizi desteklediler. Evet. Bundan sonraki müsabakaları da hep yanımızda görmek istiyoruz. Sporu biz Şanlıurfa için yapıyoruz. Sağlığımız için yapıyoruz. Kesinlikle. Gençlerimiz için yapıyoruz. Engelli arkadaşlarımız için yapıyoruz. Bu engelli arkadaşlarımıza destek olduğumuz zaman Şanlıurfa'ya destek olmuş olacak. Çünkü dolayısıyla şu anda 7 bölgede Şanlıurfa'yı temsil ediyoruz. Dile kolay yani. Şanlıurfa'nın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'nin yerinde olmak isteyen o kadar çok takım var ki. 60. Ya, 60 değil küsür, mi? Evet. Ya, 60 4 küsür. Grup mu? 3 grup sanırım. Şu anda 4 grup. Yani 3. ligden başlıyor, bölgeselden başlıyor. 2. lig, 3. lig, 2. lig, 1. lig, ondan sonra süper. Ama biz bunu değerlendiremiyoruz. Yani maalesef. Yani aynen. Desteğimizi sunamıyoruz. Mehmet, sen neler söyleyeceksin? Özellikle Beşiktaş maçı, geçen haftaki TSK maçı ve bu haftaki Beşiktaş maçı. Eski takımın, daha doğrusu transfer oldu, tekrar geri geldiğin, evet, takım Beşiktaş. Ya hocam zaten bahsetti. Türk Silahlı Kuvvetleri maçı zaten ortada olan bir maçtı. Hani, evet. Onlar sağ avantajını, seyirci avantajını kullanacaklardı. Bunu da iyi başardılar. Yani sezona mağlubiyetle başladık ama ilerleyen haftalar için gerçekten çok yani iyi bir takım olduğumuzu ispatladık. Yani sonuçlarda Beşiktaş'a 61 sayıyla attık deplasmanda. Yani TSK'ya 56 sayı attık. Evet. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri bugün ligimizde tüm engelli spor takımlarına sorsanız yani TSK'da o kadar basket atmak yani kolay iş değil. Dediğimiz gibi şimdi fikstürü avantajımıza çevireceğiz. Bu hafta zorlu bir yine deplasmanımız var. Orada Büyükşehir maçında çıkacağız. Yani galip geldiğimiz takdirde iki maçı da telafi edeceğimizi düşünüyorum ben. Evet. Yani sezona iyi başladık ama bundan sonra galibiyetlerle devam gelecek inşallah. İnşallah. Ben dikkat ettim de özellikle fikstürüne baktığım zaman, puan sıralamasına baktığım zaman hani altta olmamıza rağmen, iki maçta da mağlup olmamıza rağmen 117 gibi bir sayı atmışız. Yani. Evet. Evet. Bir sayılık evet, sağlamışız. Bence bu büyük bir artı. Özellikle bizim üstümüzde 2-3 takım daha yani puan almalarına rağmen çok düşük sayılarda. 80 atan var. 95 atan var. Evet. Yani biz bence iyiyiz. Biz yani biraz fazla yemişiz. Biraz skorer bir takımız ama olabilir yani. Mağlubiyetler olur. Önemli olan, evet, onlara ders çıkarıp üstüne gidip o yaptığımız hataları yerine doğruları yapmaktır. Peki başkan ben şunu sormak istiyorum. Mesela destek dediniz özellikle. Doğrudur. Taraftar desteğini belki istediğimiz yol olmadı. Özellikle bu sene Büyükşehir Belediye'nin size büyük bir desteği var. Evet. Onun hakkında neler söyleyeceksiniz? Ben şu an formalar önümde. Evet. Yani Büyükşehir Belediye'nin Göbeklitepe'nin ablemi var önümde. Evet. Bunlar çok güzel şeyler. Dışarıdaki insanlar, taraftara gelenler ya da kulüp başkanları sormazlar mı? Yani demezler mi işte bu hangi ablemdir? Yani ablemi. Göbeklitepe bu mu? Evet. Merak ediyorlar değil mi yani bu? Şimdi Göbeklitepe'yi bahsettiniz. Evet. Göbeklitepe Şanlıurfa'nın ekonomisine, turizme çok büyük bir katkısı olmuştur. Evet. Bu hafta içerisinde bugündü. Galatasaray yöneticileri beni aradılar. Evet. Ayın 2 hafta sonra, 3 hafta sonra bizim Galatasaray'la burada müsabakamız var. Burada. Evet, maalesef otel bulamıyorlar. Yani evet, kalacak yer bulamıyorlar. Bizden cuma günü yapabiliriz diye bir ricada bulundular. Biz de hiçbir rakip gözüyle görmüyoruz. Misafir gözüyle görüyoruz. Sporun kardeşlik. Sonuçta dostluk, engelli dostlarımız, arkadaşlarımızı, kaderdaşlarımızı görüyoruz. Onlar nasıl, ne şekilde rahat edebileceğini falan biz o tartışma yaptı arkadaşlarımızdan. Saha müsait olursa elbette biz cuma günü de oynayabiliriz diye. Normalde pazar günü bu maçımız. Evet. Şu anda onlar da cuma günü için yer bulmuşlar otellerde. Muhtemelen cumaya alacağız maçı. Ben bunu şey için anlattım. Şimdi bu değerler. Evet. Bu Şanlıurfa'daki ekonominin canlanması sadece kendi başına olan şeyler değildir. İşte Göbekli Tepe'nin, işte veya işte
yapılan fuarların, işte belediyenin Şanlıurfa ile alakalı tanıtımları, işte sporla, sosyal faaliyetlerle bu tanıtımlar Şanlıurfa'ya olan yoğunluğu artırıyor. Dolayısıyla biz Şanlıurfa'ya faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Burada özellikle belediye başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül bir programda aynen şunu söyledi. Dedi ki engellerle alakalı projelerde, faaliyetlerde ben açık çek veriyorum veli amirlerine. Yani bu ne demek? Yanımızdadır demektir. Evet. Yani bu bizi son derece mutlu ediyor. Bizim tabii orada açık çek derken hepsini bize verin anlamında da değil elbette. Deplasmanların ya karşısında yanımızda olması. Yaptığımız işi sahiplenmeleri çok mutlu oluyor. Biraz önce de bahsettim. Evet. Selami Bey'in ilk maçta gelip tribünde bizi izlemesi bu gerçekten yanımızda olduğunu göstermelidir. Evet. Her şey maddiyat değildir. Zeynel Bey geçen sezon seçildikten sonraki dönemde bizim yine son maçı, ligin son maçı Beşiktaş'naydı. Sağ olsun aynı maçta fırsat bulduğu an geldi maçı izledi. İki takıma destek verdi. Her zaman yanımızdalar. Hem maddi olarak hem manevi olarak. Burada kendimizi şanslı bir il olarak görüyoruz. Bir yanda işte Ceylanpınar'ımızın, Ceylanpınar Belediye'mizin sahip çıkması. Diğer tarafta merkezdeki işte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin kendi takımına sahip çıkması. Bu Şanlıurfalı olarak biz kendimizi şanslı görüyoruz. Çünkü gerçekten bizi seven mülki amirlerimiz var diye düşünüyorum. Evet. Ya çok şanslı, gerçekten çok şanslıyız. Özellikle spor seven bir başkanımız var, destek veren bir başkanımız var. Deplasmanlara giderken bakın, mesela ben dikkat ettim de İstanbul'un 4 tane takımı var. 4 tane. Ve bu 4 takımın 3 tanesi 3 büyükler. Evet. Yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve aynen. Bağcılar aynen. Sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Şimdi deplasmanlara giderken kalacak yer, işte uçak masrafıdır, yiyecektir. Evet. Yani bunlar her şey vardır. Bu konuda gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Bunun yanında forma desteği, malzeme desteği, malzeme desteği. Tabii. Yani ihtiyacı olan bütün destekleri, talep ettiğimiz bütün destekleri sağ olsun Büyükşehir Belediyesi, biraz önce de bahsettim. Evet. Sayın Başkanımızın bize açık çeki var. Evet. Özellikle daire amirlerine, engellerine olan tüm faaliyetlerde, projelerde size açık çek veriyorum diye. Bunu bizzat yanımızda söylemiştir. Bizim de bu sporu yapmamızdaki ama başkanımızın sadece bir emri var bize. Biz onu öyle görüyoruz. İsteği. Özellikle takımın iskeletinin çoğunluğunu Şanlıurfalılardan kurulmasını talep ediyor. Ana kaynak. Ana kaynak. Şu anda biz zaten yıllarca bizim felsefemiz, takımın, kulübün felsefesi de bu yöndedir. Türkiye'de en çok kendi altyapısından yetişen sporculara sahip bizim kendi takımımız. Ben zaten soruların arasında o da var. Yani özellikle altyapıya yatırımlarınız var mı? Altyapıyla ilgili projeleriniz var mı? Dışarıdaki transferlerimiz biri Fas, biri de Cezayir. Cezayirli iki tane sporcumuz var. Onlardan başka hepsi bakıyorum yani Şanlıurfalı gençler. Ve bu Şanlıurfalı değerlere sahip çıkalım. Hani altyapıyla ilgili peki projeleriniz nelerdir? Doğru. Onlar var. Biraz önce de bahsettim. Hani biraz daha ben konuyu aşmak istiyorum özellikle. Yani altyapıya inmek istiyorum. Aynen. Süper Lig'de, biraz önce bahsettim, Süper Lig'de kendi altyapısına yetişen, en çok yetiştiren sporcu takımı bizim takımımız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi. Evet. Bu konuda hem başkanımızın bu şekilde bir emri var bize, hem biz de geçmişten gelen böyle bir kültürümüz. Öncelik Şanlıurfa'daki engelli arkadaşlarımız. İki tane bir tane Faslı, bir tane Cezayirli dedik. Biz buna da taraf değiliz. Ama bazen bizde bir puanlama şeyimiz var. Spor sistemi var. Bu sistemle bulmadığımız, kendi yetiştiremediğimiz sporcular mecburen dışarıdan bu eksiği takviye etmemiz gerekiyor. Şu an sağ olsun arkadaşlarımız da görüntüyü veriyorlar. Evet. Bu haftaki maçtan görüntüler. Bu Beşiktaş maçına alakalı olan görüntülerimiz. Evet. Evet, aslında çok zevkli bir, özellikle ilk yarı çok zevkliydi. Evet. Tekerlek sandalye basketbol genelde izlemeyen dostlarımız belki çok hani işte engellerin yapmış olduğu işte sandalyede nasıl olacak kafasında, zihninde canlandırdılar. Doğru mu? Ama ben bir müsabakaya davet etmek isterim. Yani gelsinler bir müsabakaya izlesinler. Ondan sonra eminim ki bu şekilde yani çok dostlarımız sonradan fanatik olmuşlardır. Evet. Yani gerçekten benimsiyorlar. Ortada bir kalite var. Ortada bir mücadele var.
biraz önce müsabaka öncesinde de sizinle program öncesinden sizinle bahsetmiştik bir konuda. Evet. Yeter ki bu insanlarımıza fırsat verelim, imkan verelim, destek verelim. Evet. Yani hiçbir engelini başaramayacağı bir konu yoktur. Yeter ki doğru engelli, doğru sporla buluşturup doğru zamanla doğru desteği vermek. Eminim bu konuda yaptığın zaman her bir engellinin içerisinde bir cevher vardır. Mutlaka bir branşta yani öyle bir cümle sadece sporla alakalı da değildir. Evet. Bu eğitimle de alakalıdır. Kesinlikle. Bu kişilikle de alakalıdır. Kesinlikle. Her insan içerisinde nasıl bir cevher varsa eminim her engelli içerisinde bir sporcu cevheri var. Evet ya başkan öyle bir cümle kurdunuz ki ya tekrardan söylemek istedim. Doğru yerde doğru kişiyle doğru zamanda karşılaşmak. Evet. Evet. Gerçekten evet. Bu çok önemli. Evet. Altyapı sorumluluğu ile ilgili özellikle Mehmet mesela takım... Pardon evet. Çok özür dilerim. Bir altyapıda evet. Hemen öbür şeye geçince unuttum. Evet. Altyapıya yönelik geçen sene bir projemiz vardı. 12 tane genç sporcumuza bir proje geliştirdik. Evet. Tekerlekli parkede teker sesler adlı çok güzel bir projemiz vardı. Evet. Yaklaşık 6-7 ay boyunca devam eden bir projemizdi. Evet. Şimdi o proje sayesinde bir bayan kızımız yetişti ve projenin sonunda yetişti ama Tayvan'da milli takıma gitti. Yani Türk milli takımı, bayan milli takımı Tayvan'da gitti. Evet. Dünya şampiyonasına katıldı kızımız. Maşallah. Evet. Aynı zamanda burada şimdi Mehmet Şirin Yılmaz var. Yine projenin içerisindeydi. Evet. Şu anda genç milli takım kampına çağrıldı, davet edildi. Evet. Tabii Mahmut Açıkgöz önceki zamanlarda da hala genç milli takımda, şu anda U22 genç milli takımında. Muhtemelen bu önümüzdeki aylarda ya da sezon ortasında. Evet, Avrupa şampiyonasına katılacaklar. Tabii. Şimdi Türkiye'de en çok genç milli takıma sporcu yetiştiren kulüp bizim kulübümüz. Her dönemde bir veya iki tane Urfalı sporcu genç milli takıma katılmıştır. Genç milli takımda yer almış. Sadece bunlar kampında değil. Milli takımda yer almıştır. Avrupa kupalarına katılmıştır. Bizim Ali Kabaküreklerimiz var. O da genç milli takımda. U22'de Avrupa şampiyonu oldular çocuklar. U22'de dünya ikincisi oldular çocuklar. Dolayısıyla altyapı bizim için var. Şu an milli takıma giden kaç sporcumuz var? Şu anda genç milli takıma iki tane sporcumuz var. Evet. İki tane bayan sporcumuz var. A milli takımda henüz şu anda bir kadrolaşma yok. Zaman zaman bazen davet ediliyor. Evet. Ümidimiz, beklentimiz artık A milli takıma da sporcu göndermek. İnşallah. Bazen üzülüyoruz A milli takımdaki aslında hocaları eleştirmek lazım ama işte burası sizin yeri değildir. Gönül isterdi ki çok kabiliyetli sporcularımız var. Şanlıurfa'da yetişmiş. Fevkalade milli takımda oynayabilecek sporcularımız var. Ama işte milli takımda bazen kutuplaşmalar. Ya şöyle bir şey diyelim. Yani diyelim. Kimse karamsarla kapılmadan özellikle evet. Altyapıdaki genç kardeşlerimiz için karamsarla kapılmadan, moral bozmadan ve antrenmanlarını aksatmadan üstüne üstüne giderek evet. muhakkak yetenek kendini gösterecektir. Onlar da hani herkes için söylüyorum. Bütün liglerdeki, bütün kulüplerdeki için forma asılır. Formayı sen alırsın. Aynen. O derece geldiği zaman işte o zaman formayı eline geçirirsin. Hiçbir zaman da bırakmazsın. Alternatifsiz olursun. Aynen. Ben evet. Mehmet'e sormuyorsun. Mehmet özellikle altyapıdaki kardeşlerin geliyor. Takımda abilik yapıyorsun. Takım kaptanısın. Şanlıurfalısın. Neler söylüyorsun onlara? Mesela parkede birisi sana bir şey sorduğu zaman maçın gerginliğine cevap verebiliyor musun? Yoksa onları da maçın içine çekmeye çalışıyorsun. Yani başkanım biraz önce Mehmet Şirin'den bahsetti. Evet. Yani Mehmet puandan dolayı ve iyi basketbol oynamasından dolayı artık maçlarda ilk 5 çıkmaya başladı. Mesela Beşiktaş maçında bazı pozisyonlarda çok heyecanlı pozisyonlar kaçırdı. Evet. Ama inan onun kaçırma heyecanı bile kaçtığımıza seviniyoruz yani. Evet. Onun üzüntüsü yani belki ona çaktırmıyoruz, belli ettirmiyoruz ama onda bir ümit var. Evet. Mesela bugün kulübe geldiğinde ya kaptan işte ben 6 pozisyon kaçırdım. İşte eve gittim babam da aynısını söyledi. İşte sen onları alsaydın işte maç daha farklı olurdu. Hani o sorumluluğun bilincinde. Evet. Hani gündüzleri tek başına antrenman yapması genç sporcularımızın. Hani bireysel hatalarını görüp de yani bazen söyleyecek bir şey bulamıyorsunuz. Çocuk zaten kendisi istekli. Hani zaten hedef koymuş. Burada hani, olacak. Hani, burada olacak. Şu an içinde olacak. Aynen. Arkadaşlarını maça çağırıyor.
öğretmenleri geliyor. Evet. İşte ben hafta maça gideceğim diyor. Milli takıma gittiğini hocalarına paylaşıyor. Hani hakikaten sporun çok faydası var. Yani bir insan isterse istediği başarıyı her yerde yakalayabilir. Kesinlikle. Engelli olması spor yapmasına engel değildir. Hı. Biz çok şanslıyız. Hakikaten yani 11 yıl önce bu sporla tanıştım. İyi de tanışmışım. Benim hiç normal çevrem yok. Tüm çevrem engelli spor camiası. Evet. Yani normal bir artık arkadaşımız kalmamış. Evet. Yani sabah antrenmanlarımız oluyor. Yani çevremiz çok güzel, çevremiz var. Deplasmanlara gidiyoruz. Her şey ailemiz gibi. Evet. Yani başkanım dediği gibi Galatasaray Spor Kulübü arıyor. Büyük bir camia. Hani bize ne diyecek diyor, maçı Cuma'ya alabiliriz diye. Yani bu bizim bir sporumuzda... Ayrıcalıklısın artık. Ha, yani. Bizim, aynen. Bizlere Galatasaray senden teklif ediyor ve senin maçını pazarda Cuma'ya istiyor. Evet. Yani bence çok önemli. Şimdi kaptan güzel bir şey değindi. Evet. Bizde basketbolda belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. 5 kişiyle sahada oynanırken evet. Bizde o 5 kişinin içerisinde en çok süre alan şu anda bu sene evet. işte o genç milli takımdaki sporcularımdır. Yani en çok 5 kişiden en çok süre alan 3 tane 22 yaş altı sporcumdur. Bu sene bahsetti Şirin neredeyse 35 dakika süre almış. Ya 15 yaşlarında süre 35 dakika. Ali 35 küsur dakika süre almış. Bunlar yani gençlere vermiş olduğumuz. Başkan burada sizin de emeğiniz var üzerinde. Umarım daha büyük başarılar sağlarlar. Şanlıurfa büyük kupalar, büyük başarılar. İnşallah. Şampiyonlar Ligi. İnşallah. Kıtalar arası Avrupa'daki başarılar da gelir. Peki şunu sormak istiyorum. Milli takıma giden sporculardan sonra Türkiye'deki engelliler basketbolu. Evet. Süreci nasıl oldu? Evet. Ne zamandan beridir? Hani ben biliyorum da belki takip eden şu an izleyicilerimiz var. Onlar merak ediyordur. Yani nasıl oynanıyor? Evet. Kuralları aynı basketboldaki kurallar gibi mi? Evet. Sağ ölçüleri yine işte 28'e 15 mi? Potanın yüksekliği yine 3.05 mi? Evet. Yani evet. Bunu soruyorlardır muhakkak. Doğru. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Doğru. Bazen şey derler ya burada bir adaletsizlik var. Potanın düşürülmesi lazım. Ama pot 3.5'tir. Evet, 0.5'tir. Evet. Yok diyoruz. Kural neyse odur. Evet. Basketboldaki aynı kurallar bizim içine geçerli. Evet. Fakat bazen teknik konularda sandalyeyle alakalı olan kısımlar da vardır. Koşan basketbolda da yan yana gidersen adama bir ayak mayak falan edersin. O şekilde faul verir, yine faul verir. Bizde de yan yana gittiğin zaman aynı şey. Koşan basketbolda sen adamı geçtikten sonra önünde blok yapabilirsin ama ayaklar durmuş halde. Sabit. Evet, sabit durursun. Hücumu yaptırırsın sporca. Bizde de aynı şekilde. İki teker geçtikten sonra önüne kırarsın. Sandalyeyi tuttuğun zaman adam çarparsa rakip hücum faul yapmış olur. Evet. Bizdeki sadece lifting dediğimiz işte sandalyede kalkma olayı bizde bir var. Evet. Sıçrama olayı. Evet. Bizde tabii zaman zaman bu IWF dediğimiz işte Avrupa Tekerlek Sandalye Basketbol Federasyonu basketbolun gelişmesi hususunda bazı kararlar çıkarıyor. Daha önceki yıllarda işte bu lifting olayında sandalyenin iki tekeri kalkması da veriliyordu. Lifting teknik verildi. Şimdi onu kaldırdılar. Sandalyeyle sıçrayabilirsin ama normalde oturuş pozisyonu sandalyeden kalkmamalı şartıyla. Evet. Bunu da yapıyor şöyle. Bunun da kendine bir avantaj sağlamamak açısından. Yani çünkü yukarıda normalde bağlamış. Rebound alırken sandalyeyle kalkabilir. Ama sandalyeden kendi gövdesini kaldıramaz. Yani bazen ufak tefek teknik şeyler var, değişiklikler var. Evet. Aksi halde normalde bütün kurallar aynıdır. 24 saniye, 8 saniye kuralı, 3 saniye kuralı. Evet. Tümüyle bunlar aynıdır. Süre zaten 40 dakikadır. 40 dakika. 10 periyottan 4 periyot halinde. Bu şekilde aynı süreleri kullanıyoruz. Bizler burada engelli sporu, özellikle tekerlekli sandalye basketbol sporu. Dünyada 1950'lerde başlayan bir süreç. Evet. Özellikle bu tarih şöyle de. İngilizlerin 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda engelli olan gaziler arasında kendi kendine işte bu basketbolu oynama merakıyla başlayan bir süreç. Evet, 1950'lerde. Evet. Radyosun amacıyla. Aslında sağlık açısından başta yapılmış. Yapılmış, evet. Avrupa tabii bunu benimsemiş. Evet. Avrupa çok hızlı bu şekilde ilerlemiş. Evet. Dediğim, değişim 1950'lerde. Bizler bu işe, Türkiye'de bu işe dozanlı yıllarda kulüpleşme değil de işte bireysel
bu işin içerisine girildi. Evet. 2000 yılında artık Türkiye'de mesela engeller spor federasyonu başından noktasına, daha doğrusu şunu söyleyebiliriz. TGS Sandalye Basket'e var da engelli sporunun geçmişi 2000 yılından itibaren. Yani 19-20 yıllık bir süreç var. Bu 19-20 yıllık bir süreçte şu anda dünyanın en büyük liglerine birine sahibiz. Kalite bakımında, sayı bakımında. Şu anda dünyanın birçok takımından Türkiye'de gelip işte Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlarda oynamak arzusunda olan sporcular vardır. Bu da sporumuzun kaliteli olması için. Bir de mesela işte diğer ülkelerde bazen sezon arasında gelip sizle oynayalım diye teklifler yapıyorlar sporcular. Para yok diyoruz. Diyoruz ki biz parasız geliriz. Niçin gelirsiniz? Formda kalmak için. Gelip Türkiye'de gelişmek için. Gelişmek için. Kendi sporunu, kendini geliştirmek amacına ücretsiz başka ülkelerdeki engeller gelip Türkiye'de basketbolu yapmak istiyor. Evet. Dolayısıyla takım bazında işte Galatasaray'ın kıtalar arası şampiyonlukları var. 3-4 evet. Kıtalar arası. Evet, evet, Avrupa evet. Şampiyonlukları var. Beşiktaş'ın Avrupa şampiyonlukları var. Yani ondan sonra milli takım bazında işte biraz önce bahsettim. Kendi sporcumuzun içinde bulunduğu, Mahmut'un bulunduğu U22 Avrupa şampiyonu oldu. 2 yıl önce. Ondan önceki sezon dünya ikincisi oldu. Çok önemli bir seviyeye geldi. Sadece bu futbolda değil. İşte Ampute'de mesela Ampute futbol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bundan 2 yıl önce. Geçen sezon yine Avrupa şampiyonu oldu. Onlar da çok sonra da başlanan bir branş ama dünyada çok yayınlanan çok başarılı bir branş bu. Evet. Burada engeller geçen sene yok bundan 4 yıl önce mi yapıldı olimpiyatlar? Olimpiyat yani normal olimpiyatlarla birlikte eş evet. zamanlı yapılıyor paralimpikler. Evet. Orada normal sporculardan çok fazla biz madalya getirdik paralimpiklerde. Evet. Şu anda 50'ye yakın bir kota elde edildi. Yani Japonya, Tokyo'da yapılacağı olan paralimpiklere 50'ye yakın bir kota elde ettik. Az bir şey değil. Evet. Bu birçok branşta böyledir. Yani biz çok işi geç başladık. Fakat ben çok hızlı bir ilerledik. Onu söylemek istiyorum. Hani 1954'te Avrupa'da özellikle İngiltere'de yayılan bir basketbol. Evet. 2000 yılından sonra Türkiye'ye yayılıyor. Evet. Ve Türkiye şu an güzel başarılar elde ediyor. Söz sahibi. Söz sahibi. Evet. İşte dışarıdaki basketbolcuların Türkiye'ye gelip Türkiye'deki Süper Lig'deki diğer liglerde bulunan takımlarda oynama isteği. İsteği. Yani bu 19 yıl, 29 yıl sonra acaba neler olur merak ediyorum şu an yani. Yani gerçekten bu hızla giderse. Evet çok iyi gidiyor yani. Yani hakimiyeti elde edebiliriz diye evet. düşünüyorum. Dünya bazında öyledir. Ki bunda da hiç şüphemiz yoktur. Gerçekten çok hızlı gelişiyoruz. Evet. Hem teknik hem taktik hem cami olarak bu konuda işte Avrupa Kupa son yapılan tekerlekli sandalye A milli takımımız işte 3. oldu değil mi? Avrupa üçüncü oldu. Evet Tokyo olimpiyatlarına vizesini aldı işte olimpiyatlara gidecek paralimpiklerde. Evet. O vizeyi aldı. Diğer branşlarda kızımız vardı yüzmede. Evet. Sümeye boyacı. Sümeye boyacı. Evet. Teşekkür ederim. Aslında arkadaşlarımızdan onu da isteyelim. Sümeye Boyacı'nın bir videosu varsa evet. sağ olsun Ahmet kardeşimiz hemen 2 dakikada onu indirir, halleder. Aynen, aynen. Programın sonucunu o videoyla bitirsek çok güzel olur. O da olur, evet, evet. Elbette sonra. Yani bahsettim çok onun büyük bir gurur ama. Yani çok, elbette. Bak Sümeye gibi Hayrullah değil mi? Nurullah. Beytullah. Beytullah. Onu da aynı şekilde iki kolu yok ama evet. işte Avrupa şampiyonu paralimpiklerde derece alan bir sporcumuz. Evet. Şimdi Türkiye'de masa tenisinde şu anda Türkiye'nin dünya hakimiz. Belki birçoğumuz bilmiyoruz. Evet. Türkiye olarak farkında değiliz. Türkiye şu anda dünyada en çok madalya alan sporcuların başına Türkler geldi masa evet. tenisinde. Engellerden. Evet. Ne güzel. Biz tekrardan basketbola dönelim. Evet. Peki şunu söyleyelim. Hani liglerden bahsettik, takımlardan bahsettik, Avrupa'daki takımlardan bahsettik. Türkiye'de şu an Süper Lig'de bulunan takım sayısı kaçtır? Evet. Bu özellikle bunlar 4 tane şey var. İstanbul takımı var. İstanbul tane Şanlıurfa takımı evet, var. Evet. Diğerleri hangi takımlar? Şimdi hepsini isim vermek zorunda değilsiniz de hani doğrudur. Kaç takım yani var? Yani aslında şunu şöyle söyleyelim. Aslında bu bizim için bir üzüntüdür. Evet. Doğu Anadolu hariç
bütün bölgelerin temsilcileri var. Doğu Anadolu'da. Evet. Şu anda Güneydoğu'dan da 3 tane takımımız var, temsilcimiz var. Süper Lig'de Gaziantep Büyükşehir Belediye. Evet. Gaziantep Büyükşehir Belediye var. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye işte Ceylan Planımız sene geldi. Evet. 14 takımdan şu anda 3 tane Güneydoğu'da yer alan takımlarımız. Evet. Diğer takımlar işte bahsettiğiniz 3 tane takım İstanbul takımı. Bunlar da herkesin benimsemiş olduğu tartışılmaz 3 tane takımımız, güzide takımımız yer alıyor. Fenerbahçe takımımızın temsilcisi var. Galatasaray takımımızın temsilcisi var. Beşiktaş takımımızın temsilcisi var. Bunlar bütçe olarak da çok yüklü bütçelere sahip takımlardır. Evet. Önemli sponsorları bulunan takımlardır. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Ve evet. Artı kendi yetiştirdiğimiz sporcularla mücadele ediyoruz. Yani 13-14 tane takımlı bir lig Avrupa'da çok fazla yok. Avrupa'da genelde 8 takım olur, 10 takım olur, 9 takım olur bu şekilde. Ligleri küçüktür. Ama bizim ligimiz şu anda 14 tane takım. 14 takım. Sadece Süper Lig 12 tane takım. Birincilik bir alt grup. Tek grup mu yoksa çift grup? Birincilik tek grup. Tek grup. Tek grup deplasman usulü orada. Evet. Bir alt lig, ikinci lig var. O da 10 grup, 10 takımlı. Evet. Aynı deplasman usulü. 3 grup da galiba bölgesellik. Bölgesellik gruplar. Yaklaşık 60 küsur takım var Türkiye'de. Evet. Sadece basketbol takımıyla ilgili. 60'ı 10'dan çarpsak veya da 15'den çarpsak yani 1000 küsür sadece şu an tekerlek sandalyenin aktif sporcu var. Yani bu az bir şey değildir. Kolay bir iş yapılmıyor. Çok zor bir spor aslında. Evet. Tekerlek sandalye basketbolu. Hem sandalyeye kolla sürüyorsun. Hem driplingi kolla yapıyorsun, hem pası kolla veriyorsun. Onu ben Mehmet'e sorayım o zaman. Mehmet zor olmuyor aslında mu? Mehmet yani, aynen ben onu Mehmet'e sorursan der ki zor değildir. Zor değil mi? Evet. Ben bazen izliyorum. Özellikle yani 3 sayı çizgisinden sayı atılıyor. Evet. Yani normal 3 sayı boyalı alan 6-75 dersek işte çevresi artık kaç metre ise oradan potaya 45'lik yarı çapa sahip, çapa evet. sahip bir evet. çembere nasıl atılıyor o topu? Yani biz bile bazen zorlanırken atarken zorlanıyoruz ama sizin için sporumuz hakikaten çok emek isteyen bir spor. Hep evet. tekrarı olması gereken, her gün çalışılması, yapılması gereken, kondisyonun full olması gereken bir spor. Ama keyifli bir spor hakikaten yani maçlarımızı izleyen insanlar bizim artık bir gerçek taraftarımız oluyor. Evet. Yani keyifli bir spor branşı. Yani her engellinin spor yapmasını istiyoruz. Yani belki şu an bize ekranlar başında izleyen engelli çocuğu olan, engelli arkadaşı olan buradan çağrıda bulunabilirsiniz. Engelli öğrencisi olan hocalarımız da olabilir. Kesinlikle Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak çocuklarını spora yönlendirebilirler. Program başında da hocamız söyledi. Kesinlikle her engelli bireyin bir yeteneği vardır dedi. Tabii. Sadece basketbol yapması önemli değil. Basketbol da oynayabilir, ampute futbol da oynayabilir. Bilek güreşi de yapabilir, halter de yapabilir. Yani bunlar şu an sadece kulübümüzde aktif olan spor branşları var. Evet. Yani burada şu an... Bu yani 14 tane branş var Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde. 14 tane aktif branş var. Şu anda bizde de 7 tane aktif branşımız mevcut. Faaliyetlerimizi yapıyoruz. Mehmet de bahsettiği gibi. Yani burada tüm engelli kardeşlerimizi, Büyükşehir Belediye'mizi, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir tesis. Engeller merkezimiz. Evet. 14 dönüm üzerine kurulu bir tesis. Tümüyle engellere yönelik faaliyet yapan bir tesisimiz. Hem spor bazında hem de direkt diğer mesleki eğitimler bazında faaliyet. Evet. Ya çok güzel. Aslında konuşulması gereken o kadar çok şey var ki farklı branşlar da var. 7 tane, 9 tane branş var. Evet. Bünyemizde. Aslında bunun farklı bir programda konsepti tekrardan düzenlenir. Şimdi zaman nasıl geçti ben de anlamadım. Arkadaşlar işaret ediyor son 5 dakika diye. Ben Ceylan Pınar'la da biraz değineyim özellikle. Çünkü onlar da bizim konuklarımız olacak ilerleyen haftalarda. Ceylan Pınar Belediye ile aynı grupta olmanız muhakkak avantajdır. O avantaj nedir? Onu sorayım o zaman. Şimdi bir kere biz guru diyoruz. Evet. Biraz önce bahsettim ya. Şanlıurfa'nın 2 tane Süper Lig'de takımı bulunması. Biz ben şimdi eleştiri konusu olmasın. Futbolda bugüne kadar Süper Lig'i bulmamış bir şehir olarak, evet. şanssız bir şehir olarak basketbolda engeller bazında 2 tane Süper Lig takımına sahip olmak bize gurur verecek.
Ceylan Pınar burada. Ben burada oradaki kardeşlerimi tebrik ediyorum. İşleri çok zor. Gerçekten. Yani ülkenin sıfır noktasında, sınır noktasında evet. Ve yaklaşık 7-8 yıldır sınırda birçok çatışmanın olumsuz şartların maalesef. İçerisinde bu takımı ayakta tutmaları büyük bir başarıdır. Bunun yanında ayakta tutmak yanında bir de tabii Süper Lig'e taşımak büyük bir başarıdır. Ben burada engelli kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ceylan Pınar'daki engelli kardeşlerimizi. Burada aslında ikinci tebriği de Ceylan Pınar Belediyesi'ne göndermek istiyorum. Çünkü onlar da engelli sporuna destek verirken gerçekten kendi memleketlerine, kendi insanına sahip çıkmışlar. Başkanlarına teşekkür ediyoruz engelliler adına. Engelliler Spor Kulübü'nde de Büyükşehir Belediye'miz adına. Oradaki desteklerinin devamını diliyoruz. İnşallah birlikte. Tabii burada mücadele, herkes kendi adına mücadele yapıyor. Tabii. Ama Ceylan Pınar'ın bir galibiyeti bizim galibiyetimizdir. Bizim bir galibiyetimiz Ceylan Pınar'ın bir galibiyetidir. Muhakkak rakiplerimizi birbirimizi düşünerek de rakiplerimize sahaya çıkarken o şekilde motive oluyoruz. Çünkü yenmemiz gereken bir rakipse biz de yeniyoruz, onlar da yeniyor. Burada kendilerini gerçekten yani Türkiye liglerinin içerisindeki en zor coğrafya içerisinde yani Süper Lig adına evet. Coğrafya içerisinde bu faaliyeti yürütüyorlar arkadaşlarımız. Evet, biz de buradan kendilerine başarılar diliyoruz. Özellikle Ceylan Pınar ve Büyükşehir Belediye Tekirdağ Sandalye takımlarını önümüzdeki haftalarda bir kez daha başarılıyoruz. Önümüzdeki hafta Ordu Büyükşehir Belediye sanırım maç var. Evet. Hedef galibiyet. İnşallah. Temenni 2 puan mı? 2 puan. İnşallah 2 puana döneriz. Evet. Son olarak izleyicilerimize neler söylersiniz? Sayın Hocam önce siz sonra Mehmet'e hatlarına bırakalım sözü. Çok teşekkür ederim Bayram Bey. Programın başında da bahsettim. Evet. Programın tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ümit ediyorum şans getiririz bundan sonraki müsabakalarda. Müsabaka diyoruz. Biz de size şans getiririz. Çünkü biz artık müsabaka diye TV programları da müsabaka ağzımıza çıkıyorlar. Evet, evet. İçerisinde olunca. Dolayısıyla bir spor programı çok zevk aldığımız için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Dilimiz döndükçe engelli sporunu yapmış olduğumuz faaliyetleri izleyicilerine bize aksettirmeye çalıştık. Keyif duyduğumuz bir program oldu. Biraz önce size bahsettiğiniz gibi saati nasıl geçtiğini daha mola alırız diye düşünüyordum. Program bitmiş maalesef. Burada bizi izleyen tüm... Teknik mola istiyorlar arkadaşlar bizden. Programımız herhalde sonuna geldik sanırım. Evet, sonuna geldik. Buradaki bizi izleyen bütün hemşerilerimize, bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Mutlaka ve mutlaka engelli sporlarını izlesinler. Tekerlekli sandalye, basketbolunu, ampute futbolu herhangi bir branşını mutlaka gidip orada izlesinler. Azmi orada görsünler. Evet, Mehmet. Bizleri bu ekranlara taşıdığınız için, sporumuzun tanıtımını yaptığınız için size de Giren TV ailesine teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İlerleyen haftalarda takım olarak sizleri de maçlarımıza görmek isteriz. İnşallah. Giren TV'den de bir jet istiyoruz. Tüm engelli spor camiasının Urfa'nın bir maçını televizyonunuzda, ekranınızda taşırsanız seviniriz. İnşallah yönetim kurumuza bunu ileteceğiz. Görülmüş de sağlarız inşallah. Çok. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Önümüzdeki Ordu Büyükşehir Belediye maçında başarılar diliyorum. Güzel. Hedef 2 puan. İnşallah. Hedef galibiyet inşallah. Ben de buradan bütün engelli kardeşlerimize inanın diyorum. İnanç, azim ve sonuçta zaferin nasıl geldiğine emin olun. Göreceksiniz siz de. Tek kurduğum cümle, kuracağım cümle şu olsun. Başkanın, hocamızın kurduğu cümle. Doğru yerde, doğru insanla ve doğru zamanda çalışmanın sonucu ne olur diye merak ediyorsanız bir videomuz vardı. Onunla bitiriyoruz. Mutlu akşamlar diliyorum. Mutlu yanımlar. Sümeyye 4 kulvarlı kulvarda yarışıyor ve yarış başlıyor. 4 numaralı kulvarda Sümeyye, 8 numaralı kulvarda en üst tarafta Sevilay yarışıyor. Sevilay da iyi başladı ve Sümeyye şu anda 4 numaralı kulvarda yarışı force etmeye başladı. İlk 10 metreyi, 15 metreyi zaten havuzun altından gitmişti. Daha sonra son 35 metrede öne çıktı ve son 25 metrenin içinde şimdi Sümeyye dünya şampiyonluğuna doğru gidiyor. Hemen arkasından 6 numaralı kulvardan bir atak var o noktada. İspanyol yüzücüden Sümeyye bırakmıyor. 4 numaralı kulvarda Sümeyye
Boyacı. Genç kızımız dünya şampiyonu olmak üzere 4 numaralı kulvarda Sümeyye Boyacı Avrupa şampiyonluğundan sonra dünya şampiyonu geliyor mu? Evet, Sümeyye Boyacı dünya şampiyonu oluyor. Hayır, 44.71 6 numaralı kulvarda Perales'e bakıyorum. 44.71 ile altın madalya. Benim direkt olarak dikkatlerim 4 numaralı kulvardaydı ama çok ama çok az bir farkla altın madalya Perales'in oluyor sevgili seyirciler.